yapma. Yapamam zaten. Allah kahretsin, yapamam. Çünkü ben senin gibi kötü biri değilim. Sıla da değildi. Ama tek dileğim Meltem, Sıla'ya yaşattıklarının bin katını yaşamadan ölmezsin. Beyefendi, hemen dışarı çıkıyorum. Erke gene. Burada daha fazla kalmaya niyetim yok zaten. Seni vicdanına baş başa bırakıyorum. Gerçi vicdan ne gezer sende? Allah'ından bu. Ne bakıyorsunuz? Delinin teki zırvaladı işte. Hadi işinizin başına. Hadi. Bir an gerçekten saplayacak sandım. Birileri ancak konuşur. Kuru sıkı bakma. Ben Tarık'ı bulmaya gidiyorum. Geri zekalı ile yeterince vakit kaybettim. Neden? Neredesin sultanım? Aa, haber verdin ya Cengiz'cim, gecikeceğimi söylemiştim. Evet, doğru söylemiştin. Şimdi niye böyle konuşuyorsunuz ama? Sensiz bu eve tahammül edemiyorum. Sen kapıyı açmayınca, ben gül yüzünü görmeyince kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Hocam beni özlemiş, anlaşıldı. Sen yanımdayken bile ben seni özlüyorum. Bu hayattaki en büyük hediyemsin sen benim. Cengiz, beni bırakma olur mu? Seni hiç bırakır mıyım? Son nefesime kadar yanında olmak için Allah'ıma dua ediyorum. Cengiz, o nasıl söz? Allah bizi ayırmasın. Amin sultanım. Amin. Cengiz. Cengiz, ne olur affet beni. Eğer beni affetmezsen ben ölürüm. Bu acıya katlanmaz yüreğim. Nefret ediyor benden. Bir daha yüzüme bakmayacak. Nefret ediyor benden. Kaybettim. Bir daha yüzüme bakmayacak. Allah belanı versin bana! Abi, ne yaptın? Elin... Bırak. Abi, elin kanıyor. Bırak dedim lan! Bırak kanasını. Hayatım kaymış benim. Gitmiyor. Gözümün önünden gitmiyor. Zeynep'in bana nefretle baktığı an gözümün önünden gitmiyor. İstemiyor artık beni Zeynep. İstemiyor. Abicim. Abicim. Yenge kızgınlıkla söyledi onları sana. Bir yolunu bulur, gönlünü alırız, tamam mı? Olmaz. Zeynep bir şey söylediyse vazgeçmez. Yıllarca ona kavuşmanın hayaliyle yaşadım ben.
Tam kavuştum derken kaybettim. Kendi ellerimle kaybettim bunu. Bitti. Abicim ne olur yapma böyle. Tamam, yengenin affetmesi için bir yol bulacağım ben. Tamam mı? Ne yapacaksın Sadık? Hı? Ne yapacaksın? Zeynep artık istemiyor beni. İstemiyor. Zeynep artık istemiyor beni. Zeynep beni istemiyor. Abi. İstemiyor. Abi kendine gel. Bak ben söz veriyorum, tamam mı? Yengeyi alıp buraya geleceğim. Yeter ki sen kendine zarar verme. Tamam mı? Evet. Çok güzel günler bizi bekliyor Sıla Sayar. Hazır mısın? Neye hazır mıyım? Her gün şımartılacağın. Her gün bir önceki günden daha fazla sevileceğin bir hayata. Tarık dur ne yapıyorsun? Gören olacak dur. Karım değil misin? Görürlerse görsün. Duyarlarsa duysunlar. Ben Sıla'yı seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bak ya hala taşıyorsun ama. Taşıyacağım. Seni burada bulacağımı biliyordum. O kadar iyi tanıyorum ki seni. Yeniden kavuşmamıza az kaldı sevgilim. Ne yaptın? Alabildin mi CD'yi? Anne. Cansu. Aldın değil mi CD'yi? Aldım de. Getirdim de. Alamadım. Babam çok kararlı, vermiyor. Emre'ye izleteceğim o CD'yi dedi. Ya ne demek vermiyor ya? Ya ne demek vermiyor? Anne dur ne yapıyorsun? Ya bırak. Çekil ayağımın altından. Bir işi beceremedin yani. Tabii. Her şeyi ben halledeyim zaten. Of. Bir delil lazım Zeynep. Sonra her şey yoluna girecek. Emre. Hocam. Durumu nasıl? Yani Esin Hanım iyi mi? Stabil. Ya Emre konuşmamız yarım kalmıştı. Ben onun için geldim. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Kendini seyret, kendi gözlerini gör. Ben çok özür dilerim senden. Hayır hocam, siz niye özür diliyorsunuz ki? Sizin ne suçunuz var? Yok işte o iş öyle değil. Keşke bu konuşmayı yapmamış olsaydık hiç. Ben gideyim, sen seyret. Bora senin çocukluk arkadaşın değil miydi? Sen çok seviyordun onu. Hatta Hülya teyze de çok iyi bir çocuk diyordu. Yere göğe sığdıramıyordu. Nasıl eline silah aldı? Hala aklım almıyor benim. Benim de. Ya düşünebiliyor musun? Emre'ye pusu kurmuş. Öldürecekmiş onu. Neredeyse ben canımdan oluyordum Bora yüzünden. Çok kızgınım ona. Ne diyeyim? Yerden göğe kadar haklısın. Gerçekten şimdi bir daha görüşmeyecek misin? Yok. Yani bunca olan bitenden sonra ben Bora'ya nasıl güveneyim bir daha? Zaten şimdi onu düşünecek halim de yok. Bin türlü dert var başımda.
Önce şu iftiradan kurtulmanın yollarını arayacağım. Yine mi sen? Siz ne laftan sözden anlamaz insanlarsınız ya. Zeynep Hanım bir dakika. Konuşmamız gereken önemli bir mesele var. Bir dakika ama. Önce halletmemiz gereken bir şey var. Ben dünyanın en mutlu insanıyım şu anda, biliyor musun? Benden sonra sanırım. Yüreğim ağzımda çünkü şu an. Benim de. Allah Allah. Tanrı sesi niye bu kadar mutlu geliyor ya? Ne oluyor ki? Hoş geldin dünyama. Yüreğime hoş geldin. Bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Sılam. Hayır Emre. Hayır, o CD'yi izleyemezsin. Beni hapse gönderemezsin. Emre. Hayır. Hayır, bunu yapmama izin veremem. Ne yapıyorsun sen? Bunu izlemene izin veremem. Bırak onu, ver. Hayatımı karartmana izin vermeyeceğim. Bunu ver. İzleyemezsin. Bırak. Bırak. Çekil. Ver onu. Çekil dedim. Ver. Ver dedim sana. Yaptın sen. Bırak. CD'yi gitti. Bütün meseleler bitti. O CD'yi parçalayınca çevirdiğin dolaptan ortaya çıkmayacak mı sanıyorsun? Kurtuldun mu yani? Benim elimden öyle kolay kurtulamayacaksın. Benim o CD'yi izlememe gerek yok ki. Ben her şeyin farkındayım. Benim üzerimden Zeynep'e iftira atan sensin. Bora kendisi gelemedi. Bu sefer de seni mi gönderdi? Abimin geldiğimden haberi yok. Ben kendim geldim seninle konuşmak için. Ne konuşacaksın ki benimle? İkinizi de kovdum buradan. Hala ne yüzle gelip benimle konuşmaya çalışıyorsun? İlla polise mi şikayet edeyim seni? Zeynep Hanım bak. Sen anlamadan dinlemeden abime çok haksızlık ettin. Çok üzüldük. Ağır oldu abim. O kendine zarar verir. Sana zarar gelmesini istemez. Sen öl de... Ölecek kadar sever seni. Ne demek istiyorsun? Yani demem o ki, abim öyle eline silah filan alacak bir adam değil. Bak Zeynep Hanım. Biz abimle aynı yetimhanede büyüdük. Ben o zamanlar zayıftım. Çelimsiz bir çocuktum, böyle değildim. Bizim ademelerden biri ne yaptıysam bana kafayı fena taktı. Ne yapsam ters geliyordu. Her gece beni bir köşeye sıkıştırıp döverdi. Her gece dayak, her gece dayak. Sonra bir gün Bora abim bir şekilde bunu duymuş. O zamanlar benimle de tanışmıyor. Nereden duydu bilmiyorum. Yine Hademe'nin beni dövdüğü bir gece Bora abim çıktı geldi. Hademe'nin elindeki süpürgenin sopasını kaptığı gibi Hademe'yi dövmeye başladı. Ama ne dayak. Yer misin, yemez misin? Yer misin, yemez misin? İşte o günden sonra Adem'e değil yanıma yaklaşmak gözünün ucuyla bile bakamaz oldu bana. İşte Bora abimle o gün bugün ayrılmadık. Anlıyorum. Çok zor bir çocukluk geçirmişsin ama... bunu şimdi bana niye anlatıyorsun ki? Tamam, şikayet etmeyeceğim seni polise. Mesele ben değilim ki Zeynep Hanım. Mesele abim. Bak,
Abim haksızlığa hiç gelemez. Biri birine yanlış mı yaptı? İki eli kanlı olsa dikilir karşısına. Biri zorda mı? Yanına gider, yardım eder, yardımcı olur ona. Yani abim seni çok sever be Zeynep Hanım. Gerçekten. O sana atılan iftiraya kızdı. Ondan tutamadı kendini. Ama sen, o seni korumaya çalışırken evden kovdun ya. İşte o çok ağrına gitti Zeynep Hanım. Eve kapattı kendini. Çıkmaz oldu. Kimseyle konuşmuyor. Benimle de konuşmuyor. Ama sen gelirsen belki toparlar. Hı? İnan bana. Abim böyle bir muameleyi hiçbir zaman hak etmedi. Ben de yetimhaneden beri tanırım Bora'yı ama bu yüzünü pek bilmiyordum. Sağ ol anlattığın için. Galiba ben de biraz ağır konuştum. Madem öyle, gel götüreyim seni. He? Abim çok sevinir. Bak, oturur, dertleşir, çözersiniz derdinizi ha? Sen git şimdi, ben sonra konuşurum Bora'yla. Hep yanında olacağım senin. Artık her şey geride kaldı. Biz birlikte mutlu bir hayat süreceğiz Sıla. Yeter ki sen de bırakma ellerimi. Yeter ki hep böyle sevgiyle bak gözlerime. Kırarak gerçeği örtbas edebileceğini mi sandın? Bunu izlememe gerek yok ki. Her şey senin başının altından çıktı. Zeynep'e bu kirli iftirayı sen attın. Her şeyin sorumlusu sensin. Ya sen kendini çok akıllı zannediyorsun değil mi? Ben madem Zeynep'e kötülük yaptım, ispatla o zaman. Nerede kanıt? Nerede delilin? Sen bana iftira atamazsın. İçindeki görüntüler delil olmasın diye kırmadın mı bunu? Bu suçlu olduğunu yeterince ispatlamaz mı? Ama benim için sorun yok. Başka deliller de var. Ve ben bunları bulup tek tek ortaya çıkaracağım. Bakalım o zaman da iftira bunlar diyebilecek misin? Emreciğim, bak canım sen beni yanlış anladın. O CD'nin içinde aslında benim özel hayatımla ilgili bir takım fotoğraflar var. Biz Vedat'la kavga ettik. Vedat ben rezil olayım diye verdi sana o CD'yi. Yani aslında onun Zeynep'le ya da seninle bir ilgisi yok. Zeynep'le benimle ilgisi yok ha? Çocuk mu kandırıyorsun sen? Böyle saçma sapan yalanlarla beni yolumdan döndüremezsin. Benim bilgisayarımdan 12 bütün hastaneye yollayıp Zeynep'in hayatını karartan sen değil misin? Sensin. Eminim artık bundan. Bunu da herkese ispatlayacağım bak göreceksin. Emre. Bak. Bir ipin ucunu tuttuğunu sanıyorsun ama yanılıyorsun. O ipin ucu hiç senin tahmin etmeyeceğin yerlere gidebilir. Zeynep'in masumiyetini ispatlamak sana çok pahalıya mal olabilir. Hayatını paramparça edebilir. Belki de hiçbir şey senin düşündüğün gibi değildir. Bak, gel bu işin peşini bırak. Sonradan çok pişman olabilirsin. Zeynep'in nasıl bir kız oldu? Apaçık ortada herkes... Kes sesini! Zeynep'in adını ağzına alma. Sen de benim kadar onun masum olduğunu biliyorsun. Peki.
Ben sadece seni uyarmak istedim Emre. Zeynep'in içinde bulunduğu bataklık seni de sevdiklerini de içine çekebilir. Dikkat et. Zeynep'in masumiyeti elbet ortaya çıkacak. İşte o gün geldiğinde seninle yeniden hesaplaşacağız. Allah kahretsin. Emre her şeyi anlattı. Bütün uyuyanlar tek tek uyanıyor. Hepsi birleşip beni boğazlamadan bir şeyler yapmam lazım. Ama ne? O kadar mutluyum ki. Şu an dünya dursa, biz böyle el ele, göz göze kalsak seninle. Artık aşkımızı herkes bilsin istiyorum. Ailemle seni karım diye tanıştıracağım. Diyeceğim ki, işte ömrümü ömrüne adadığım, hayatım boyunca seveceğim kadın bu. Sen böyle söylüyorsun ama ben onların karşısına nasıl çıkacağım Tarık? Yani babanın benim hakkımdaki düşüncelerini biliyorsun. Cengiz Bey beni evden kovdu. Şimdi sen de eğer bunu söylersen onlar beni gelinleri olarak istemezler ki. Sen sakın düşünme bunlar, oldu mu? Bizim birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi gördükten sonra aşkımızı doyasıya yaşamamıza kimse karşı çıkmayacaktır. Babam bile. Sıla. Bak, bu ev seninle yuva olacak Sıla. Seninle. Göreceksin bak. Biz çok mutlu olacağız. Sana söz veriyorum. Kaçırma ama gözlerini benden. Biz hep birbirimizin gözlerine doyasıya bakacağımız bu anı beklemedik mi? Hı? Hadi gel, gidiyoruz. Nereye? Kafeye. Ya seni herkes çok merak etmiştir. Bir görsünler de rahatlasınlar. Gel. Kapıyı açık unutmuşuz. Neyse, hadi çıkalım bir an önce. Bana bunu yapamazsın Tarık. Bunu göreceğimi ölseydim keşke. Topar gittin. Barut fıçısı gibi de geri geldin. Bu kutu ne? Sıla'nın hatıraları. Meltem denen o kadın toplamış atıyordu hepsini. Onun hatıralarına bile katlanamıyor. Nasıl bir nefret beslediyse. Hadi kızım, nerede kaldın? Çay koydum, çayın soğudu. Ne istiyormuş o çocuk? Hastaneyle ilgili bir şey varmış, o yüzden yollamışlar. Kim arıyor? Emre mi yoksa? Eğer Emre arıyorsa sen hiç uğraşma, ver ben ağzının payını vereyim. Yeter artık ya, düşsün senin yakandan. Emre falan değil anne. Nereden çıkartıyorsun? Zaten Emre niye arasın ki beni? Aklı varsa aramaz zaten. Yoksa bu sefer ona yapacağımı biliyorum ben. Zeynep, sana ben birkaç kitap vermiştim. Onları okuduysan alayım mı? Okudum, okudum. Sen bulamazsın, ben sana göstereyim. Hı.
Yok, açmayacak. Uf, Zeynep. Esin'in oyununu bozmam için seninle yüz yüze konuşmam lazım. En son telaşla hastaneden çıkıyordu. Ne? Baba. Hı. Annem gitti. Elindeki serumları falan söktü, fırladı gitti. Baba çok korkuyorum, yayın aynı şeyi yaparsa. Sen hiç merak etme kızım, annene bir şey olmaz. Ya nasıl bir şey olmaz? Gözümün önünde atladı arabanın önüne. Buraya yarı baygın getirdik. Aha. Cansu, bunlar ne biliyor musun? Bu annenin raporları. Şimdi çıktı. Hı. Önüne bak. Ne ezilme var, ne çürük var, ne iç kanama var. Hiçbir şey yok. Anne, senden benden iyi yani. Nereye gidiyor bu böyle alelacele? Yine ne işler karıştırıyorsun acaba Emre? Şimdi öğreniriz. Hemen şu aracı takip et. Sen gir içeri. Bir görün de rahatlasınlar. Sen de gelseydin. Benim biraz işim var. Ama almaya geleceğim seni. Tamam. Merhaba, ben Tarık Sayar. Bir organizasyon yapmanızı istiyorum. Evet, iki kişilik. Evimde olacak. Adres konum atıyorum size. Nasıl bu kadar bağlanabilirsin Tarık? Ne var bu kızda? Ne? 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 Mehmet, müşteriler bekliyor. Sıla? Sıla değil mi o? Sıla! 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 Sensin, yaşıyorsun. Hoş geldin. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ama nasıl olur bu? Sen o kaza yapan otobüste değil miydin? Oradaydım ama bir yanlışlık olmuş. Nasıl yani? Bana bir şey olmadı ama... yanımdaki kız. Maalesef. Çok üşümüştü o. Ben ona şalımı verdim. Hastanede de o şalığı Tarık Bey'e vermişler. O da şalı görünce tabii kızı ben sanmış. Neyse. Sen hayattasın ya. Hadi gel şöyle oturalım. Sana zahmet toplayabiliriz. Senin
öldüğünü duyunca dünyam başıma yıkıldı Sıla. Tamam tamam, bak buradayım ben, karşınızdayım. Çok şükür. Ay Burak, benim yüzümden kırıldı o tabaklar. Ya kusura bakma. Boş ver ya, kırılan tabaklar olsun. Sen buradasın ya, karşımda böyle sapasağlam duruyorsun. Hala inanamıyorum. İnanamıyorum, hayattasın ya. Açsındır sen. Mantı getireyim mi ya da başka bir şey? Dur dur, otur Mehmet. Bir şey yemeyeceğim ben. Seher Hanım yok mu? Yok, dışarıdaymış. Ama birazdan gelir. Seni böyle canlı karşısında görünce o da çok sevinecek. Madem yemek yemiyorsun, çay getireyim. Olur vallahi, bir çayını içerim Mehmet. Hemen getiriyorum. Sana gelmez dedim. Zeynep bir söz verdiyse vazgeçmez. Boşuna uğraşma dedim. Yok abi. Konuştum ben yengeyle. Biraz meşguldü. Ben onu sonra ararım dedi. Beni teselli etmeye çalışma Salı. Zeynep'in güveni kırıldı bir defa bana. Gözden çıkardı beni. Zeynep'i kaybettim. Hülya teyze resmen ateş püskürüyordu Emre'ye. Bak onun yanında söyleyemedim ama niye arayıp duruyor bu çocuk seni hala ya? Bilmiyorum Aslı. Güya benim masum olduğuma inanmış artık. Her şeyi Esin'in tezgahladığını öğrenmiş. Masumiyetimi herkese ispat edecekmiş. Niye daha önce söylemedin Zeynep? Bu harika bir haber. Eğer Emre dediğini yaparsa herkesin gözünde aklanmış olacaksın. İşine de dönersin, ne güzel işte. Ya Zeynep, bak sonunda istediğin oluyor işte. Emre sana atılan iftirayı anladı. İnsan sevinir biraz. Sen niye böyle davranıyorsun? Çok geç kaldı Aslı. Çok geç. O iftira dilden dile yayıldı bile. Zaten ben Emre'ye de güvenmiyorum. Sırf benden intikam almak için beni o otele nasıl çağırdığını hatırla. Seni bile ikna etmişti beni sevdiğini söyleyerek. Ben de saf saf gittim peşinden. Tek derdi intikam almakmış. Bütün bu olan bitenden sonra ben nasıl inanayım, nasıl güveneyim ona? Nasıl sevineyim? Bu işin içinde de bir iş vardır kesin. O yine benim canımı yakacak bir yol bulmuştur. Ne var Emre, ne var? Zeynep, seninle konuşmamız lazım. 10 dakikaya orada olurum. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Geleceksin. Oldu, emredersiniz. Zaten dünya Emre Bey'in çevresinde dönüyordu. Ben unutmuşum, pardon. Zeynep, oyun oynamıyorum. Çok önemli. Masumiyetin için. Yeniden hayal kurabilmen için. Ya sen gelirsin ya da ben gelir kapına dayanırım. Artık hiçbir şey umurumda değil. Sakın gelme Emre, saçmalama. Her şey açığa çıkacak Zeynep. Ne Esin ne de bir başkası buna engel olamayacak. Of! Ne pahasına olursa olsun başıma iş açmana izin vermeyeceğim Emre. Kurduğum oyunun bozulmasına, hayatımın bitmesine seyirci kalamam. Beni uçurumdan atamayacaksın. Ya Zeynep söylesene, ne diyor? Yana yakıla niye arıyor Emre seni? Buraya geliyormuş. Benimle konuşmak istediği şeyler varmış. Gitmeyeceksin herhalde. Ya sen gelirsin ya da ben kapıya dayanırım dedi. Saçmalama Zeynep. Sakın gitme. Of. Bilmiyorum Aslı, bilmiyorum.
Kalbim git diyor. Aklım otur oturduğun yerde. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Biliyorum beni anlamıyorsun ama ben de kendimi anlamıyorum ki zaten. Ne yaparsam yapayım uzak kalamıyorum işte Emre'den. Gideceğim ben. Zeynep. Merak etme. Bu gelgitlere bir son vereceğim. Bütün cesaretimle karşısına çıkıp onun gözlerinin içine bakıp onu artık hayatımda istemediğimi söyleyeceğim. Kalbime söz geçirip yapacağım bunu. Emin misin? Ben senin için söylüyorum. Kestirip atmazsan yine acı çeken taraf sen olacaksın. Çünkü bu kez sizin dönüşünüz yok artık. Bunu yapmak zorundayım. Ben anneme okula gidiyorum deyip hemen hazırlanıp çıkacağım. Sen de beni idare et, olur mu? Tamam. Nerede kaldı bunlar ya? Tarık Bey? Evet. Geçin şöyle buyurun. Masayı böyle ortaya hazırlamanızı istiyorum. Tabii, nasıl isterseniz efendim. Beyaz güller de istemiştim. Getirdiniz değil mi? Arkadaşlar getiriyor efendim. Güzel. Bugün benim için çok önemli bir gün. Her şey kusursuz olsun istiyorum. Siz merak etmeyin efendim. Yeniden başlıyor Sıla. Göreceksin bak. Çok mutlu olacağız biz. Çok. Ne kadar da mutlu görünüyor. Uçacak sanki. Ben seni hiç böyle görmedim Tarık. Daha fazlasını görmeye dayanamayacağım. Ne demek şimdi bu? Anneme gerçekten araba çarptı, farkında mısın? Raporu gördün işte kızım. Annenin vücudunda da tek bir çizik bile yok. Yani senin anlayacağın annene araba çarpmamış. Ha, ya da çarpmış. Onun istediği ölçüde çarpmış. Öyle söyleyeyim sana. Yani annen yine oyununu yaptı senin anlayacağın. Baba dur. Nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum işte. Birkaç parça eşya alıp çıkacağım. Ben annenle aynı evde kalamam artık Cansu. Şunu da al. Yeter artık abla, canım istemiyor. Ya Cengiz, olmaz öyle şey. İçeceksin bunu. Vallahi bitirene kadar ayrılmam başından. Abla, hadi. Sen de beni iyice çocuk yaptın ya. İyiyim diyorum. Geçti işte. Cengizciğim, şu haline bak, yüzün kireç gibi. Bak bir de inat ettin, hastaneye de gitmedik. Hadi iç şunu. Arzu geldi. Söyle ona gitsin. Sinirim tepemde zaten. İyice zıvanadan çıkarmasın beni, söyle. Dur sen, merak etme, ben konuşacağım şimdi onunla. Of Arzu of. Bunca yıllık kocanım seni. Neden itibarımın kaybolmasına göz yumdun? Niye yaptın bunu?
Abla, Cengiz'i öyle bırakıp gittim. İçim hiç rahat değil. İzin ver Cengiz'i göreyim. Arzu, yukarı çıkma. Cengiz daha yeni yeni kendine geliyor. Şimdi seni görürse kötü olur. Abla, Cengiz benim kocam. Bana bağırsın, çağırsın, ne yaparsa yapsın ama yeter ki konuşsun benimle. Arzu, Cengiz şu anda seni görmek istemiyor. Üstüne gidersen daha da kötü olacak. O yüzden dedim ya sana git biraz uzaklaş diye. Abla, sen de mi beni evden kovuyorsun? Arzu, kimsenin seni evden kovduğu falan yok. Bırak Cengiz biraz dinlensin, kendini dinlesin, rahat etsin. Üstüne gittikçe her şey daha da kötü olacak. Bak şimdi gidersen duymak istemediğin şeyler işiteceksin. Sen ne dersen de. Ben kocamı göreceğim abla. Arzu yeter. Bak bütün bunlar inat ettiğin için başımıza geldi. Şimdi rahat bırak. Sözümü dinle. İnat etmeseydin, o Esin denen kadınla görüşmeseydin bunlar başımıza gelmeyecekti. Şimdi sözümü dinle artık. Rahat bırak Cengiz'i. Ya inanamıyorum. Hala inanamıyorum. Yaşıyorsun, karşımdasın. Bundan sonra her şey daha güzel olacak Sıla. Efendim? Sıla. Sana bir araba gönderdim. Birazdan seni almaya gelir. Araba mı? Ama hani seni alacaktın beni? Ben gelemiyorum işte. Yapmam gereken birkaç işim var. Evimizde buluşuruz. Evde mi? Ne yapacaksın ki sen evimizde? Fazla soru sorma. Söyleyemem. Sürpriz. Hadi sen hazırlan. Araba birazdan kapıda olur. Tamam, çıkıyorum ben hemen. Mehmet, ben gideyim artık. Hemen mi gidiyorsun? Evet ama gelirim yine. Hadi görüşürüz. Dikkat et kendine. Ha Sıla. Burak, bu Sıla'nın kutusunu versene. Ne kutusu? Ama bunlar Tarık'la benim... Sen nereden buldun bunları? Evet. Senin Tarık'la olan bazı anıların ve hatıraların. Nereden bulduğum konusuna gelince de uzun hikaye. Anlatırım bir ara. Hadi git sen. Gideceğin yere geç kalma. Sağ ol Mehmet. Görüşürüz. Zeynep. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Kapıya dayanmak da ne demek? Şimdi de tehditlerin mi başladın? Geldim işte. Derdin neyse söyle. Zeynep, ben artık iyice emin oldum. Her şey o Esin denen kadının başının altından çıktı. Senin hiçbir suçun yok. Biz o aşağılık kadının tuzağına düşerek sana bu kötülükleri yaptık. Emre. Sana söyledim. Ben artık bunların hiçbirini duymak istemiyorum. Kendime yeni bir sayfa açacağım. Ve o sayfada sen olmayacaksın. Seni bırakmam Zeynep. Kafandan sil at bunu. Beni bırakmazsın öyle mi? O iftirayı duyar duymaz herkesten önce sen bırakmadın mı beni? Sen sırtını dönmedin mi bana? Şimdi geçmiş karşıma seni bırakmam diyorsun. Nasıl inanayım? Söylesene. Yeni bir oyun bu değil mi? Yine bana inandığını söyleyip sonra hakaretler edeceksin bana. Zeynep yapma. Sana yaşattıklarımdan dolayı öyle utanıyorum ki. Bir de sen vurma yüzümü. Söz veriyorum. Sana atılan bu iftirayı ortaya çıkarana dek durmayacağım.
Bundan sonra bir tek sen varsın hayatımda. Başka kimsenin ne düşündüğü, ne söylediği umurumda değil. Yeter ki senin de bana inandığını bileyim. Sadece benim sözlerim önemli. Sadece benim sözlerim değerli, öyle mi? Bırak Emre ya. Sen en başında benim masum olduğuma inanmayarak bizi ne hale getirdiğini görmüyor musun? Şimdi bu saatten sonra bu iftirayı kim atmış? Niye atmış? Ne önemi var? Niye böyle konuştuğunu biliyorum Zeynep. Canını yaktım seni. Hem de çok yaktım. Haksızlık ettim sana. Keşke hafızamdan silebilseydim bunları. Öyle bir gücüm olsaydı. Keşke seninle ilk tanıştığımız güne geri dönebilseydim. Neden ya, neden? Neden böyle oluyor? Sen yokken nefret ediyorum senden. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Ama sen böyle benim karşıma geçip konuşunca, ona böyle bakınca, yine teslim oluyorum sana. Yeter, ben istemiyorum. Sana olan bu. Bana olan ne? Ne Zeynep, bana olan ne? Söyle bana olan ne? Yok bir şey. Sana karşı hala aynı hisleri duyuyorum. Sana deli gibi aşığım Zeynep. Kendine gel. Neler söylüyorsun? Cengiz benim kocam. Cengiz senin kocansa benim de kardeşim. Onun iyiliğini herkesten çok ben düşünürüm. Senden bile. Onu görmeme izin vermiyorsun, öyle mi? Birkaç dakikalığına olsun görmeye hakkım yok yani. Arzu, Cengiz'in yüreğine iniyordu. Dünyası başına yıkıldı. Ele güne rezil oldu. Bunların hepsini bırak. Adamcağız ölümden döndü. Bütün bunların sorumlusu da... Bunların sorumlusu da benim. Öyle mi? Öyle görüyorsun. Arzu bak, ben sadece kardeşimin iyiliğini istiyorum. Onun iyi olması için elimden ne geliyorsa onu yapacağım. Sen de öyle yapacaksın. Üzülmemesi için bir müddet seni görmemesi gerekiyor. Bu kadar. Şimdi izninle kardeşimle ilgileneceğim. Bana ihtiyacı var. Yardım et. Canım, ciğerim, hayat arkadaşım beni görmek istemiyor. Ne yapacağım ben? Bu acıyı nasıl katlayacağım? Yeter artık.
Uyan bu rüyadan. Sıla'ya türlü oyunlar oynadın. Her şeyi yaptın ondan koparmak için. Olmadı işte. Başaramadın. Yalan haber bile yaptırdın. Ama Tarık'ı Sıla'dan uzaklaştıramadın. En sonunda göndermeyi denedin. Ama olmadı işte. Başaramadın. Çünkü Tarık Sıla'ya aşık. Onu seçti o. Bunu kabullen artık. Senin gücün onları ayırmaya yetmedi Meltem. Yetmeyecekti. Sen kendi hayatına bak artık. Tarık ve Sıla'dan vazgeç. Yoksa kendi hayatından olacaksın. Sus. Sus Sıla. Ben buraya bunları duymak için gelmedim. Tarıksız yaşayacağım, ölürüm daha iyi. Nereye? Tarık'tan vazgeçemem ben. Onsuz yaşayamam. Bırak. Nasıl bir sürpriz ki acaba bu? Buyurun efendim, Tarık Bey sizi bekliyor. Alayım ben onu. Nereye gideceğiz peki? Bunu size söyleyemem. Sadece sizi almakla görevliyim. Peki. Buyurun. Bugün bizim miladımız Sıla. Her şey yeniden başlıyor. Tertemiz bir sayfa. Yepyeni bir hayat bizi bekliyor. Gerçekten karım olmana çok az kaldı. Masumiyetini herkese ispatlayacağım. O Esin denen kadını hapse tıktıracağım. Biz de tıpkı eski günlerdeki gibi olacağız. Artık çok geç. Şşş. Hiçbir şey için geç değil. Eskisinden de güzel. Hayallerimizin de ötesinde bir yaşam bizi bekliyor Zeynep. Ben kendimi iyi hissetmiyorum, eve gideceğim. Kez olsun sevdiğini söyle. Eski günlerdeki gibi. Emre lütfen. Her şey zaten yeterince zor, bir de sen zorlaştın. Kirlendi bizim aşkımız. Artık eskisi kadar masum olamaz. Bitti. Kabul edelim. Bitmedi Zeynep. Böyle ölesiye severken de bitmez. Bizim kalplerimiz en başından beri beraber atıyor. Bize bu kötülüğü yapanların anlayamadıkları da bu. Bizim birbirimiz olan tutkumuzu bilmiyorlar. Bizi asla yenemeyecekler Zeynep. Senden asla vazgeçmeyeceğim. Aynı hatayı ikinci kez tekrarlamayacağım.